Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yine halk arz listelerimizi takip edeceğiz. Özellikle Tarkim bitki korumanın grafiğini takip edeceğiz. 20. tavandan sonra alım fırsatı vermişti. Tavan bozdu ama tabana gitmedi arkadaşlar Tarkim. Yeni bir halk arzımız var. O halk arzlarla ilgili aslında halk arz haberi var desek daha doğru olur. İbrahim Ethem Afacan da paylaşmış profilinde. Halkaarz.com sitesinde de paylaşıldı arkadaşlar. Koray Holding AŞ şirket payının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiş Koray Holding. Koray Holding aslında Karye'nin %30,91 oranında payına ve Hüner'in %35,24 oranında payına sahip arkadaşlar. Koray Holding yönetim kurulunca şirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding yönetim kurulunca payların halka arz edilmesi ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiş. Yani büyük bir ihtimal yarın öbür gün SPK'ya bir taslak izahname sunacaklardır arkadaşlar. Koray Holding halka arz süreci kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası kanununa uygun hale getirilmesi 10-10-2023 tarihinde başvuru yapılacak. Yapılmıştır deniyor arkadaşlar SPK'ya. Bakalım nasıl bir taslak izahname gelecek? Hangi çoğunlukla hangi sektörde işlem görecekler? Bakın Koray Holding Türkiye'de 100 megawatt, Ukrayna'da 6 megawatt kurulu güç olmak üzere toplamda 107 megawatt büyüklüğünde enerji santrali portföyüne erişmiştir. Koray Holding çoğunlukla enerji ile alakalı olabilir arkadaşlar. Yeni bir enerji mi geliyor diyebiliriz. Zaten Huner'in de Hun Enerji'nin de şirket paylarına sahipler. Bakalım biz güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Halka arz olan hisselerde, çoğunlukla şirketlerde. Hani bu bankalardan kredi çekmeme durumu var ya, hani yüksek krediler, yüksek faizler var ya, acaba diyoruz bu şirketler, holdingler daha fazla mı halka arz olmalı? SPK daha fazla mı halka arz onayı vermeyi? Bugün akşam da belki SPK'dan bir bülten gelebilir. Çoğunlukla Perşembe günü akşamları gönderiyorlar ama Çarşamba günü geldiği de olmuştu daha önce. Umuyoruz yine şöyle 2-3 halka arz gelir diye tahmin ediyoruz. Önceki hafta bir halka arz gelmişti. Meka Beton. Geçen hafta 3 halka arz gelmişti. Hatta bugün ikinci halka arzımızın Borlis Otomotiv'in talep toplamaları başlayacak. Onun hakkında da videoyu sizlerle paylaşmıştık. Devamı gelecek arkadaşlar. Koray Holding halka arz oluyor diyebiliriz. Tekrar görüşeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar.